Akıllı Para'ya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Önümüzdeki bir saat boyunca birlikte olacağız. Her Akıllı Para'da olduğu gibi piyasalara ilişkin bilinmesi gerekenlerle başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bankalara deprem bölgesinde kullanılacak kaynaklar için yeni talimat gönderdiği belirtildi. Buna göre swap piyasasında fonların kullandırılmasına aracılık edecek bankalara daha uzun vadeli işlem imkanı sunulacak. HSBC'den dolar TL beklentisine dair yukarı yönde bir tahmin geldi. HSBC seçimler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Türk lirasının zayıf kalacağını öngördü. Banka daha önce 21 olarak açıkladığı yıl sonu dolar TL beklentisini 24 seviyesine çıkardı. Son 3 yılda Türkiye'den 286 bin genç göç etti. TÜİK verilerine göre 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye'den 20-29 yaş arasında 286 bin genç göç etti. Türkiye'den göçte 2020 yılında %27,3 ile ciddi bir artış olduğu gözlemlenirken 2021 yılında %31,6'lık düşüş kaydedildi. Para piyasalarına trilyon dolar akacak şeklinde İngiltere Merkez Bankası, İngiltere'den bir bankaya ilişkin sonuçlar var. Bu noktada güven krizi sonrası, bankacılıktaki güven krizi sonrasında riski bulunmayan para piyasalarına fon akışı büyük boyutta devam edecek şeklinde. Baktığımız zaman Barclays'in tahminlerine göre ciddi fon artışı yaşanan repo ve bono gibi devlet menkul kıymetlerine yatırım yapan para piyasası fonlarına gelecek yıl 1,5 trilyon dolarlık giriş yaşanacağı belirtildi. Son maddemizde Almanya'dan KfW Kalkınma Bankası'na 100 milyon euroluk kredi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası iklim finansmanı için Alman Kalkınma Bankası KfW'dan 100 milyon euro kredi sağlandığını duyurdu. Alman banka, Alman hükümeti tarafından karşılanan 10 milyon euro hibe finansmanı sağlamak üzere anlaşma imzalandığını açıkladı şeklinde maddelerimizi sıraladık. Şimdi de hemen haritamızda bugünün seyrine bakacağız. Avrupa piyasalarında dünden farklı olarak bugün bir miktar daha olumlu görünümün açıkçası öne çıktığını söylemek mümkün. Nitekim birazdan akıllı para içerisinde de özellikle sabah araştırma masasında da belirtmiştik. Biraz acele mi etti piyasalar panik yapmakta şeklinde. Bakarsak şu anda Avrupa borsalarında özellikle FTSE'nin %0,79'luk yukarı yöndeki hareketiyle öne çıktığını görüyoruz. DAX'ta %0,35'lik, Fransa'da Kakaran'da %0,30'luk yukarı yönde bir seyir var. Stoxx 600 endeksi ise bugün %0,55'lik yukarı yönde. MSCI Avrupa endeksi dünün etkilerini bir miktar daha taşır vaziyette. %0,09'luk yatay aşağı yönde bir seyri var. ABD vadelilerine bakalım. Dün ABD vadelilerinde bir miktar daha onun öncesindeki günün kapanışı sonrasında ılımlılık hakimdi. ABD vadelilerinde an itibariyle görünümde bir miktar yine ayrışma görür vaziyetteyiz. Şu anda baktığımızda Dow Jones ve S&P'nin yukarı yönde, Nasdaq ise bu haftanın başında özellikle bir miktar daha ters yönde hareket ediyordu S&P 500 ve Dow Jones oranla. Bugün pozitif seyreden Dow Jones ve S&P 500 vadelilerine oranla ters yönde, bu kez olumsuz tarafta kaldığını görüyoruz. Yurt içine döndüğümüzde yine ulaştırma endeksi bugün pozitif ayrışmada öne çıkıyor. %1,22'lik şu anda ulaştırma endeksinde yukarı yönde seyir izliyoruz. BIST 100 ve BIST 30'da yaklaşık olarak %0,40'lar civarında, bankacılık endeksinde %0,30'luk, sanayi endeksinde de bankacılık endeksine benzer biçimde %0,30'luk yukarı yön izler vaziyetteyiz. Brent petrol 85 dolar diye belirttiğimiz o seviyeye halen yakın. Bugün 85 doların üzerinde, dün akşam kapanış saatlerinde bir miktar altında seyrediyordu. WTI Amerikan tipi ham petrol 80 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. ABD 10 yıllıkları özellikle Eylül sonrasında gelmiş olduğu seviyelere yakın, %3,28 düzeylerinde. Dolar endeksi 101 ile 102 arasındaki seyrini sürdürüyor. Euro dolar paritesi de 1,09'un üzerinde seyretmeye devam ediyor diyoruz ve akıllı parada her gün olduğu gibi NCM Investment'a gidiyoruz. Araştırma Birim Müdürü Arzu Toktay bizlerle. Arzu Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Çağlar, hoş bulduk. Bugün dünyada da Türkiye'de de işler şu saat dilimi itibariyle yolunda ama gün sonunda biraz tablo değişebiliyor. Sizin gözlemleriniz nasıl?
Evet, özellikle son bir saatlerde tablo değişebiliyor. Bir saat içerisinde özellikle BIST 100 endeksi tarafında. Biraz da küresel piyasalarda ABD piyasaları açılışından sonra nasıl hareketler olacağını izliyoruz. Ama senin de söylediğin gibi bugüne başlarken en azından Avrupa tarafında biraz daha ılımlı pozitif fiyatlamaların olması bize de olumlu yansımış gibi görünüyor. Bugün için aslında BIST 100 tarafında bizim beklediğimiz bant aralığı 4850-5000 aralığındaydı. Ama 4850 seviyesine doğru bir geri çekilme olmadan piyasa en azından şimdilerde 4900 etrafında bir fiyatlama yapmayı başarmış gibi görünüyor. Bugün tabii bizim tarafımızda her zaman olduğu gibi TCMB döviz rezerv değişimi, para ve banka istatistiklerini aldık. Bu tarafta rezervler yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları tarafında düşüşün devam ettiğini görüyoruz ki 2.8 milyar dolarlık bir düşüş var. Bu hem bireysel yatırımcıdan hem kurumsal yatırımcıdan kaynaklanmış. Bireysel yatırımcı tarafına KKM'ye olan ilginin devam ettiğini görüyoruz. Burada mevduat fiyatlaması tarafında da daha rekabetçi oranların gündeme gelmesi ile beraber bu tarafa olan ilgi devam ediyor, artmış görünüyor. Kurumsallar tarafında da yine döviz tutan şirketlere getirilen bir takım diyelim sınırlamalar, bu taraftaki sınırlamalar nedeniyle o tarafta özellikle kredi kullanan şirketler için bir miktar daha döviz tarafında satış tarafında yer aldığını görüyoruz. Tabii rezervlerde düşüş bütün bunlara rağmen yani yurt içi yerleşiklerin tuttuğu döviz tevdiat hesapları geriler Merkez Bankası rezervleri de brüt anlamda gerilemeyi sürdürmüş geçtiğimiz hafta. Yine hisse senedi piyasaları tarafına dönersek biraz işte yurt içi açılışını takip edeceğiz. Sektör bazında hareketlilik var. Burada gene düne benzer şekilde IT sektöründeki hisse senetlerinin öne çıktığını, bunun yanında telekomünikasyon tarafında bir hareket olduğunu, sanayi tarafındaki hisse senetlerinin %0.70 gibi bir artış yetindiğini, enerji tarafındaki geçtiğimiz günlerde başlayan hareketin devam ettiğini görüyoruz. Ama işlem hacmi son birkaç haftadır telaffuz ettiğimiz gibi oldukça düşük seviyelerde kalıyor. ABD tarafındaki ekonomik bozulma aslında ekonomik durgunluk, resesyon endişeleriyle hisse senedi piyasalarının biraz moralini bozmuş durumda. Her ne kadar FED faiz artırımlar devam edebilmek için en azından istihdam piyasasındaki bir bozulmayı, verilerdeki bir bozulmayı hoşgörü ile karşılayabilir gibi görünse de yine de ardı arda gelen ekonomik verilerde yavaşlamayı işaret eden beklentilerin altında gerçekleşmenin bu taraftaki fiyatlamaları negatif etkilemesi küresel anlamda da bir takım kırılganlıkların meydana gelebileceği yönünde yorumlanıyor. Bu anlamda da yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi önemli. İşsizlik oranında geri çekilme bir anlamda pozitif olsa da ve hoşgörüyle karşılansa da gene de piyasalar, hisse senedi piyasaları Fed'in yavaşlama ya da durma ihtimaline karşı bunu pek olumlu fiyatlamayabilir. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirirsek bizde de yine bant içi hareketin devam ettiği, 5000 sınırının aşılmakta zorlandığı bir piyasa izlemeye devam ediyoruz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar Çağlar. Araştırma Birim Müdürü Arzu Toktay bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendisine ve şimdi de her salı ve perşembe günleri olduğu gibi Pexobit Azine ve Araştırma Müdürü Sercan Yıldırım'a gideceğiz. Sercan Bey, hoş geldiniz. Merhaba Çağlar, hoş bulduk. Bugün Avrupa'da da Türkiye'de de en azından kripto varlıkların dışında piyasalarda bir nebze de olsa sakin bir seyir var. Sizin iz düşümünüzde neler var? Tabii öncelikle dün itibariyle baktığında satıcı bir hava vardı. Bunun nedenine baktığımızda ABD'de hem beklenti altta gelen PMI verileri hem de tarım dışı istihdam değişim oranının gelmesi satıcı bir hava yarattı. Ve bu da tüm endeksler arasında bir negatif seyir yarattı. Ama bugün öğleden sonra baktığımızda hatta son 1-2 saatte bir toparlama çabalarını da görüyoruz. Demek ki aslında belki de önemli veya belirleyici gün yarın olacak. Çünkü yarın aslında istihdam oranları ve aynı zamanda işsizlik verisi de gelecek. Buna bağlı olarak da hareketli göreceğiz. Kripto tarafına baktığımızda ise toparlanma endekslerdeki gibi hızlı olmadı. Şu anda biraz daha satış baskısı devam ediyor. Ama genel market değerine baktığımızda hala 1.15 trilyon dolar olarak gözüküyor. Merkeziyetsiz taraf olan DeFi tarafına baktığımızda gene 50 milyar dolar civarında.
NFT tarafına baktığımızda Ethereum üzerine dönen hacimler incelediğimizde ise dün itibaren biraz daha düşmüş olduğunu görüyoruz. Çünkü dün itibariyle 58 milyon dolarlık bir hacim varken NFT piyasasında şu anda 51 milyon dolar civarında seyrediyor. Şimdi teknik olarak Bitcoin ve Ethereum tarafına baktığımızda Bitcoin dün itibariyle 27.700 bandına kadar gelmişti. Bugün 28.000 bandını şu anda zorluyor. 27.900 civarında seyrederken Ethereum'un biraz daha teknik tarafta daha güçlü durduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerine baktığımızda 12 Eylül'de Ethereum tarafında bir güncelleme var. Bu güncellemeye bağlı olarak da biraz daha fiyatın Bitcoin'e göre daha güçlü durduğunu da söyleyebiliriz. Tabii ki hala fiyatlamalarda bir satış baskısı var. Yarın belki bu hareketlenmeler biraz daha da hızlı olabilir diyoruz. Zincir üstü metinlere baktığımızda da aslında borsalara giren hacimler tarafına baktığımızda, cash flow'lara baktığımızda Bitcoin tarafında biraz daha azalma varken Ethereum tarafında aslında daha fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü Ethereum güncellemesi yaklaştığında buraya giren çıkan miktarlarda fazlalık var. Hatta verisine vermek istiyorum. Ethereum tarafına baktığımda son bir haftada giren Ethereum miktarı 5.84 milyar dolar. Çıkışa baktığımızda 5.89 biraz daha dengelenmiş gibi duruyor. Çünkü geçen seninle konuştuğumuzda biraz daha cash flow'u negatifti. Şu anda biraz daha Ethereum tarafında biraz daha dengelenmiş gibi dururken Bitcoin tarafı hala biraz daha yatay negatif diyebiliriz. Korelasyon matrisine baktığımızda şu an Nasdaq'lar neredeyse hemen hemen aynı gidiyor. 0.91 seviyesine gelmiş olarak gözüküyor Bitcoin. Ethereum biraz daha geride kalmış olarak gözüküyor. Aslında altın ve gümüş tarafımızda çok ciddi bir korelasyonu gelmiş ve 0.91 olarak gözüküyor. Şimdi farklı bir metri de çizdim aslında zincir üstü metriklerinde. 30 günlük hareketlerindeki değişim oranlarına baktığımızda Bitcoin için şu anda incelediğimde 0.83'lük yani her gün bir artış katmış kendisine. Gümüş tarafımızda 0.80 olarak gözüküyor. Aslında gümüşle biraz daha aynı miktarda değişim oranının fazla olduğunu görüyoruz. Buradaki alt perform oranlarına baktığımızda son bir aydın 30 günlük hareketlerde Bitcoin ve gümüşün bu anlamda daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ethereum tarafı ise biraz daha alçak. Altın tarafı gene ona göre düşük. Nasdaq tarafına baktığımızda 0.25 olarak gözüküyor. Tabii ki bunun dışında adreslerdeki sayıya da bakmak istiyorum. Çünkü Bitcoin yaklaşık olarak 1,5 haftadır aynı fiyat aralık bandla seyrediyor. Bunun biraz metriklerini çıkardım. 2.53 milyon adrese baktığımızda şu anda 1.27 milyon Bitcoin'in yani yaklaşık olarak 35 milyar dolar civarı denk geliyor. Bunun average price'ine baktığımızda 28.108 olarak gözüküyor. Fiyatın bunun aşağısında olması durumunda satış baskısının buradaki adresler ve Bitcoin miktarlarının aslında biraz daha aşağı yönlü hareketleri seyrettirebilir. Bu aralık bandına baktığımızda ise alımların en düşük seviyesinde 27.394 satış tarafının da 29.228 olduğunu görüyoruz. Bu bantta devam edilme olanı yüksek. Belki yarın gelecek olan veriden sonra biraz daha aşağı yönlü hareketler gözükebilir. Çünkü borsalardaki pozisyonlara baktığımızda şu anda short pozisyonların ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Ama bu fiyatlamaya rağmen de küçük alıcıların şu anda alımlarını devam ettiğini de izlemliyoruz. Ethereum tarafına baktığımızda gerçekten hızlı bir flash olduğunu söylemiştim. Çünkü güncellemesi geliyor. Ve bakıldığında son bir ayın 7 günlük hareket ortalamasında 65 milyon adresin şu anda kârda olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu tarafa baktığımızda stake tarafında tutulan cüzdanların bu güncellemeden sonra hareket ediliyor olabilmesinden kaynaklanacak bir satış baskısının da 12 Nisan'dan gelmesini aslında bekliyoruz. Piyasanın da böyle bir beklentisi var. Haberler kısmına da geçeyim inşallah. Haberler kısmına baktığımızda Peru Merkez Bankası bir rapor yayınladı. Özellikle CDBC tarafında dijital parayla ilgili bir haber. Bu ödeme sistemini iyileştirmek için yavaş yavaş Peru tarafından da hareketlilik geliyor. İlerleyen zamanlarda diğer ülkelerden de bu hareketliliği görüyoruz. İsviçre tarafından bir haber geldi. İsviçre hükümetine bağlı olan finans kurumu kuruluşu Postfinans yine Signum Bank ile bir anlaşma yaptı ve bu ilerleyen zamanlarda Signum Bank'ın müşterileri Postfinans'ın 2,5 milyon müşterisine kripto özellikle BTC ve Ethereum tarafında alsat fırsatları verebilecek. Tabii ki bu da olumlu haberlerden birileri diyebiliriz. Son haberimizde Latin Amerika'dan geldi. Brezilya Bankası olan BTG Pactual ilk stabil coin olan dolar pekli olan BTG dolu çıkardı. Bunu da piyasaya sürdü. Son olarak da altın miktarlarına baktığımız zaman da özellikle kripto tarafında bunların da fiyatlarının 1 milyar dolara yaklaştığını da söylemek gerekiyor. Yani piyasa şu anda biraz daha negatif gözükse de ilerleyen zamanlarda tekrardan değerlendirmek gibi duruyor. Çağlar şimdi kısaca böyle özetleyebilirim. Exobit Hazine ve Araştırma Müdürü Sercan Yıldırım bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi de akıllı parada kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız.
Akıllı Paraya tekrar hoş geldiniz. Çok değerli bir konuğumuz var yine. Stratejist Özgür Hatipoğlu. Özgür Bey hoş geldiniz. Çağlar Bey merhabalar, iyi yayınlar. Özgür Bey, dünden beri ben fazlaca benzetme kullandım ama satranç zemininde olduğu gibi beyaz karodan siyah karoya geçtik mi son 3 gündeki JOLTS, ADP ve özellikle ISM verisi sonrasında? Evet, dediğiniz gibi bu 3 tane önemli veri var hafta başından bu yana. Bir tanesi ISM imalat tarafı, bir tanesi JOLTS verisi ve bir tanesi de ISM hizmetlerdeki özellikle istihdam komponenti. Şimdi diğer komponentlere baktığımızda orası zaten hani biraz karışık olmakla birlikte zayıf bir seyir gösteriyor ama Fed için en sıcak başlık, hot topic dedikleri şey biliyorsunuz istihdamdı. Şimdi gördüğümüz Şimdi gördüğümüz kadarıyla employment tarafında, istihdam tarafında hem hizmetlerde hem de imalat üretim tarafında ciddi bir yavaşlama var. Hem beklentilerin altında hem işte bir önceki verinin altında gelen bir ISM verisi çıktı. JOLTS'a baktığımızda bu da bize bilindiği üzere JOLTS verisi aslında açık iş pozisyonu sayısını gösteriyor. Burada da ciddi bir azalma var. Bu da şu demek oluyor. Amerikan ekonomisi son aylarda yani son birkaç aydır zaten yavaşlayan bir JOLTS verisi var ama onun öncesinde yarattığı kadar açık iş pozisyonu yaratamıyor. Yani bunun sonucu hani böyle bir huni gibi düşünürsek bunu bu huninin bizi yönlendirdiği yer aslında bir ekonomik daralmaya, ekonomik yavaşlamaya gittiğimizi düşünmek için artık elimizde makul sebeplerimiz var gibi gözüküyor. Şey olarak piyasa olarak hani sorunuz güzel bir soru aslında. Tamam bu veriler böyle ama acaba piyasa ne düşünüyor diye baktığımızda piyasa burada tam olarak bir resesyona veya bir daralmaya, küçülmeyi fiyatlamaya dönmüş değil. Ama şunu unutmamak lazım. Bundan bir önceki yine sizlerle yaptığımız yayınlarda ben şöyle söylemiştim. Enflasyon döngüsünün artık sonuna yaklaşıyoruz. En azından artış döngüsünün bundan birkaç ay sonra artık enflasyondan ziyade büyüme ve resesyon konusundaki problemler, endişeler konuşulacak demiştik. Bakın biraz hızlıca geldi, hatta beklediğimden de hızlıca geldi. Ama piyasa gördüğüm kadarıyla çok net bir şekilde resesyonu ve küçülmeyi fiyatlamıyor. En azından hisse senedi tarafında. Tahvil tarafı başka bir hikaye. Tahvil tarafında işte bankacılık sektörünün yarattığı rahatsızlıkla birlikte ayrıca son işte birkaç on yıl boyunca tahvil piyasasının geldiği getiri seviyeleri itibariyle artık yatırımcıların biraz da ilgisini çekmeye başladı. Hem korunma amacıyla hem de getiriler amacıyla artık öyle seviyelere geldik ki yatırımcıların ilgisini çekiyor. Dolayısıyla hazır Fed'in de artık artış döngüsünün sonuna gelmesi itibariyle şimdi tahvil piyasasında şunu görüyoruz. Özellikle kısa vadeli para piyasası fonlarına çok net bir para girişi var. Ve benim beklentim aslına bakarsanız önümüzdeki aylarda bu para piyasası fonlarına olan girişlerin daha da artacağı yönünde. Sebebini şöyle çok kısaca söylemem gerekirse, şimdi Fed'in veyahut Avrupa Merkez Bankası'nın bu faizleri düşüreceği yok yakın zamanda. Ama faiz artışı da olmayacak. Bu da demektir ki aslında yüksek getirili, kısa vadeli yüksek getirili tahvillerde pozisyonlanmak için bolca zaman var ve bunlar olası piyasa türbülanslarına en fazla immünite gösteren, bağışıklık gösteren enstrümanlar. Sonuçta vadesine bir yıldan az kaldıysa ne derseniz deyin. Sonuçta o size face value dediğimiz 100 nominali verecek. Bugün kaç getiriyle alırsanız o getiriyi elde edersiniz. Hani uzun vadeli kağıda gitseniz vade sonuna kadar çok volatiliteye maruz kalacaksınız. Ama kısa vadelerde şu anda çok ciddi bir alım var. Sebebi de bu. Hisse senedi tarafında biraz daha farklı Çağlar Bey. Orada dediğiniz gibi kötüyü fiyatlama yok orada. Orası fırsat olarak görmüyor. Tahvil piyasasında bir fırsat var ama hisse senedi tarafında henüz bunu fırsat olarak görmüyorlar ve piyasanın biraz daha düşeceğini düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü genel itibariyle özellikle
call opsiyonlarında, alım opsiyonlarında işlemlerin biraz daha yoğunlaştığını görüyorum. Ama gidip ana parasını verip hisseyi alma tarafında özellikle hedge fonların biraz daha çekimser kaldığını görüyorum. Hedge fonların pozisyon dağılımlarından veya bu tür fonlara olan para girişlerinden. Bu anlamda şunu düşünüyorum bu sefer. Hisse senedi almak için çok acele etmiyorlar. Çünkü önümüzdeki resesyon döneminde hisselerin herhalde biraz daha ucuz olacağını, biraz daha düşeceğini değerlendiriyorlar ki şimdiden para bağlamak yerine sadece call opsiyonlarıyla spekülatif pozisyonlara giriyorlar. Ana parayı daha çok kısa vadeli tahvilleri almakla değerlendiriyorlar gibi düşünüyorum. Dolayısıyla henüz aktan karaya geçtik mi? Bence daha gri taşlar yok satrançta ama sanırım bir gri taş yaptılar. Orada duruyoruz galiba Çağlar Bey. Özgür Bey, bugün iki tane önemli madde vardı sabahtan itibaren üzerinde durduğumuz. Bir tanesi muhakkak siz de görmüşsünüzdür, Barclays'in hali hazırda fon girişi yaşanan özellikle bono tarafındaki varlıklara yaklaşık olarak 1,5 trilyon dolarlık daha giriş olacağından bahsediliyor. Bir de simetride, ters simetride Allianz'ın bu sene şirketler alacak peşinde koşacak. Çünkü kurumsal finansmanın ihtiyaçları neredeyse 15 yılın zirvesine geldi şeklinde. Şimdi bu kadar sıkılaşan para piyasaları koşulları içerisinde, tırnak içerisinde pozitif tarafta kalabilenler olacak mı? Bir de negatif tarafta bizim şu anda sizin konuşmuş olduğumuz, sizinle beraber konuşmuş olduğumuz koşullarda senaryo daha ne kadar kötüleşebilir? Peki, çok güzel, gerçekten çok güzel sorular. İnsanı düşünmeye sevk ediyor ama ikisinin de aslında cevabı var gibi düşünüyorum. Şimdi bir kere konjonktür kime yaramaz, kime yarar? Hani bu güzel bir nokta. Kime yarar? Şimdi para sıkışıklığı var. Para bulmak isteyenler paraya erişimde zorlukla karşılaşacaklar. Erişebildiklerinde de yüksek maliyete katlanmak zorunda kalacaklar. O zaman bir seçim yapacaklar. Yani bundan iki sene önce olsaydı biz bu parayı her türlü bulurduk, alırdık, yatırırdık, kullanırdık. Ama şu anda acaba ben bu parayı bulduğumda, bu yatırımı yaptığımda gerçekten ilk başta acaba yatırım maliyetini çıkartabilir miyim? Veya öz sermayemden ne kadar kullanmalıyım gibi işte sermayenin ağırlık maliyeti hesaplarına falan girmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla bir sürü çetrefilli iş. Tabii normalde yatırımcı olarak sizler, bizler, fonlar bu tür dertlerle uğraşabilecek hisseleri almak yerine ağırlıklı olarak daha çok cash rich dediğimiz işte belirli bir miktarda paranın üzerinde, nakit varlığın üzerinde oturan hisseleri tercih ederiz, öyle değil mi? Sonuçta düşünsenize bir tanesi para bulursa iyi olacak ama bulduğu paranın da iyi koşullarda olması lazım. Öbürünün ise öyle bir derdi yok. Adam zaten kocaman bir nakit dolu bir banka hesabının üzerinde oturuyor ve değerli bulursa iyi bir yatırım yapabilecek kapasitesi var. Büyümeyle ilgili veya gelişmeyle ilgili. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde muhtemelen yine bu büyük large cap dedikleri, işte mega cap dedikleri, işte Apple, Amazon gibi şirketler daha iyi performans gösterebilirler. Ama unutmayın, bunlar teknoloji hissesi. Yine bunlar da etkilenecektir. Ama şunu söyleyebilirim bu noktada. Belki bir ufak bir ışık tutar. Şimdi Çağlar Bey, Şubat ayı itibariyle işte endekslerde, Amerikan endekslerinde başlayan rally işte bu ayın başına kadar sürdü. Hatta ilk haftasına kadar sürdü. Ondan sonra da bir miktar satışlar geldi. O rallide hatırlamak lazım, çok ilginç bir şekilde o rallide başı çeken ve en fazla yükselen hisseler 2022'de en çok dayak yiyen, işte kar üretmeyen veyahut en yüksek açığa satış bulunduran hisselerdi. Bu hisse grupları normal şartlarda baktığınız zaman kimse en fazla açığa satış gören hisseyi almak istemeyebilir. Veya zarar eden, para üretmeyen, getiri elde etmeyen hisseleri kimse almak istemez. Ama baktığınız zaman o dönemde, o bir aylık dönemde en çok bu hisseler gitti. Fakat şimdi, yani bu ay başından itibaren baktığımızda işler biraz normale döndü. Orada spekülatif kazançlar elde edildi. Şu anda da bu aşağı geliş döngüsünde de en çok satış gören hisseler bunlar oldu. Kimler peki daha nispeten daha iyi performans sağladı? Yükselişe daha sonra katılan işte Google, Amazon, Netflix, Nvidia, Apple gibi mega cap şirketler
Daha sonra katıldılar. Yine yükselişlerini aynı yüzdeyle tamamladılar ve şu anda aşağı düşüşte daha korumacı davranıyorlar. Muhtemelen bunun tamamen sebebi de sizin dediğiniz hikaye, işte paraya erişim veyahut parası olanlar. Bu anlamda önümüzdeki dönemde de baktığımızda biraz daha yine illa teknoloji hissesi seviyorsak mega cap'ler, large cap'ler, büyük piyasa değeri olanlar veya bunların yanında çok büyük ihtimalle madencilik hisseleri ve bunların başında da bakır madencileri oldukça iyi performans gösterir diye düşünüyorum ben. Bey, seyircilerimiz yanlış anlamasın. Benim için de size böyle soruyu yöneltip dinlemek çok büyük keyif. 3-4 dakikamız var ama yine aslında önümüzdeki sürece ilişkin önemli bir soru diye düşünüyorum ben. Siz şimdi özellikle ayrışmadan bahsederken birinci çeyreğin bana sorarsanız en trend topik başlığı küreselde bankacılık endeksinin, hatta ABD endeksleri içerisinde bankacılık varlıklarının aşağı, teknolojinin yukarı yönüydü. Bu noktada biz özellikle enflasyonla ilgili merkez bankaları eğer bir şey yapabildiyse bunun enerji tarafındaki bir kat edilen mesafeden olduğunu konuşmuştuk ve Avrupa'da da özellikle ilk çeyrekte enerji hisselerine bir nevi biraz bir fayda sağladığını görmüştük bu durumun. Bununla alakalı bu son sorunun yanıtını da Avrupa hisseleri ve enerji hisseleri ekseninde nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi şöyle, yani Avrupa hisseleri tarafında artık tekrar biraz negatif bakmakta fayda var. Bunun bankacılık kriziyle ilgisi yok. Bunun resesyonist bir ortamın yaklaşmasıyla ilgisi var. Çünkü bu tür bir daralma küçülme ortamında Avrupa'nın Amerika'ya göre daha negatif etkileneceğini düşünüyorum. Faiz artırımı döngüsünde geriden geliyor. Belki o anlamda da hani biraz daha işte faizler açısından veya döviz cinsi açısından pozitif bir senaryo çizilebilir ama hisse senetleri şirketler tarafından baktığımızda bu bir negatif senaryo. Ve resesyon tarafı yine negatif bir senaryo. Enerji tarafında baktığımızda ise bu şöyle, ben bu enerji hikayesini daha önceki yayınlarda da bahsetmişimdir. Daha çok temettü hikayesi üzerinden, temettü verimliliği üzerinden değerlendiriyorum ve Amerika'da en yüksek temettü verimliliği enerjilerde. Avrupa'da da yanlış hatırlamıyorsam en yüksek ikinci temettü verimliliği enerjilerde olması lazım. Dolayısıyla uzun süreli portföy tutan fonlara baktığımızda kaçınılmaz bir şekilde enerji hisselerini alacaklar. Hele şimdi bir de petrol fiyatlarının yukarı gittiğini görürsek, değerlendirirsek enerji hisseleri bence yine hani portföyde biraz daha ağırlığı artırabileceğimiz hisseler şeyden nispeten az etkilenecekler gibi geliyor. Daralmadan, küçülmeden, petrol üzerinde baskı olsa bile Çin verileri mesela bugün iyi geldi bakın. Bununla birlikte hem petrol tutundu hem de bakır yukarı gidiyor. Çin verileri iyi geldiği sürece enerji hisseleri, bütün küreselde enerji hisseleri iyi performans sağlar diye düşünüyorum Çağlar Bey. Özgür Bey, sizle konuşurken ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları da geldi. Beklenti üzeri 228 bin. Onu da söyleyelim sizlerleyken. Çok teşekkür ediyoruz. Onu da inşallah bir sonraki sohbetimizde konuşuyor oluruz. Şimdi sağ olun. Şimdi akıllı para yine kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Akıllı Paraya tekrar hoş geldiniz. Sermaye Piyasaları Danışmanı Sayın Yunus Kaya bizlerle olacak. Yunus Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Yunus Bey, sizinle son birlikteliğimizde uzun uzun aslında dördüncü çeyrek değerlendirmesi yapıp 2022 yılının özellikle 2023'te sene başından itibaren dalgalanmayı ele almıştık. Burada biz BIST 100'de belki 5000 puanı konuşuyoruz ama düşük hacim ve dünya borsalarının da şu anda tırnak içerisinde bir türbülansa girdiğini görüyoruz. İkinci çeyrekle ilgili beklentilerle başlayacak olursak daha iyi bir ikinci çeyrek ihtimali var mı borsa için? İlk 3 ayda tabii oldukça hasarlı oldu. Özellikle küçük hisse senetleri dediğimiz BIST 100 dışındaki hisse senetlerinde zirveden %50'den fazla geri çekilen hisseler var. Ama endeksin önemli kağıtlarından olduğunu söyleyebileceğimiz Fortuto, Tofaş gibi hisseler ise tarihi zirvelerinde seyrediyorlar. Yine de endeksi
bu kadar sağlam durmasında başka gerekçeler de var. Özellikle deprem sonrasında emeklilik fonlarının bir kısmına alım miktarının arttırılması, sonra varlık fonunun devreye girmesi. En azından panikleyen satanların talepleri karşılanmış gözüküyor. Böylece BIST 100 endeksi 4700 ile 5300 aralığında son 1-1,5 aydır gidip geliyor diyebiliyoruz. Bu bant en azından destek görevinde görüyor bir yandan alt seviyede baktığımız zaman. İkinci çeyrek için tabii ki farklı unsurlar devreye girecektir. Özellikle ikinci çeyreğin tam ortasında 14 Mayıs seçimleri var. O yüzden seçim öncesi başlayan veya seçim sonrasında başlayan bir seçim rallisi bekliyorum ben. Bu yüzden biraz daha iyimser tarafta olabilirim. Farklı senaryolar devreye girerse de tabii ki veya süreç uzarsa bunun biraz daha gecikme olasılığı var. Bunun dışında şirketler tarafına baktığımız zaman sektörün borsanın dinamolarından birisi bankacılık sektörü. Onlarda gelen ilk datalar ilginç. Geçen sene çeyrekler bazında %500, %400'lük bir önceki yıla kıyasla ciddi kar artışları yaşıyordu bankacılık hisseleri. Ve bu yüzden de talep görüyorlardı ama şu anda yılın ilk iki ayı geride kaldı ve sadece kar artışları %68 seviyelerinde. Bu da anormal kar artışlarından normalize olduklarını ve durumu fiyatlara da yansıma potansiyeli olduğunu gösteriyor. O yüzden bu dinamonun da yavaşlaması farklı sektörleri devreye sokmasını gerektirebilir. Bu da önümüzdeki dönemde daha çok dikkat çekilecektir. Özellikle ekonomide canlanmanın artması, tüketimin, iş talebinin artmasıyla seçim sonrasında farklı sektörler daha çok öne çıkabilir diye düşünüyorum. Yunus Bey, şimdi siz konuşurken tekrar kontrol ettim. Bugün itibariyle, şu anki fiyatları itibariyle BIST 100'ün sene başından itibaren içerisinde yer alan hisse senetlerinin yalnızca 15 tanesi artı tarafta, yani yukarı yönde hareket etmiş. Bunların ikisini özel sebeplerde dışarıda bırakabiliriz ama toplamda da yaklaşık olarak 5-6 tane hisse sene başından beri %12,52'lik bir enflasyonumuz var Aralık ayından itibaren. Bunun ve üzerinde getiri sağlamış. Şimdi geçen yıl özellikle Türkiye'de ister yatırım fonuna gitmiş olsun, ister hisse senedi piyasasına direkt olarak dahil olmuş olsun, küçük yatırımcı ya da sıradan yurttaş için Borsa İstanbul enflasyona karşı birikimlerini korumada önemli bir işlev gördü. Bu sene tekrar benzer ya da yakın bir görünüm olma ihtimali sene sonu hedefler açısından mümkün mü? Yatırımcı sayısı açısından mı söylüyoruz? Yok, hayır. Yatırımcının kendi birikimlerini enflasyona karşı koruması açısından borsanın işlevi. Tabii tabii. Yani enflasyonist bir ortamda borsa, hani enflasyonun olduğu yerde illa onu geçecek diye bir şey yok ama en azından enflasyonist bir ortamda borsa ona yetişmeye çalışıyor. Yani önden enflasyon gidiyorsa borsa arkasından geliyor. Çünkü her şeyin fiyatı artarken oradaki hisse senetlerinin, şirketlerin değeri artmayacak mı? Elbette artıyor. Geçen sene bunu ciddi ölçüde zaten fazlasıyla yaşadık. %200'e varan bir BIST 100 endeks performansı vardı. Onun üzerine çıkan çok sayıda hisse senedi vardı. O getirinin çok ciddi yatırımcılar kar ettiler. Fakat bunun hazmedilme sürecini yaşıyoruz gibi gözüküyor. Yılbaşından beri elbette sadece 15 hisse arttı olabilir. Ama diğerlerinin negatifliği bir kar önceki dönemlerle kıyaslamak gerekir. Yani son çeyrekte %100 arttıktan sonra şimdiki ilk çeyrekte %15-20 gerilediyse bu çok büyük bir kayıp olarak görülmemeli. Şirketlerin önden bir yüklemesi yapılmış gibi algılanabilir. Geçiş bir sürecindeyiz açıkçası. Yani hiç ummadık bir deprem felaketi dahil farklı farklı hani deyim yerindeyse siyah kuğularla mücadele eden bir süreç geçiriyoruz. En son Mayıs ayında da seçimi atlattıktan sonra diyelim, bu süreci atlatıp yılın ikinci yarısında farklı bir hikaye, pozitif bir hikaye yazma potansiyelimiz var. Yatırımcıların bu sürede tabii ki kendilerini koruma amacı bir süre daha yatırımlarını daha dikkatli yapmaları gerektirebilir. Enflasyonist ortamda borsaya kayış vardı ama şimdi kur korumalı mevduatta faiz tavanının serbest bırakılmasıyla beraber borsadan da bir miktar oraya çıkacağına dair izlenimler de var. En azından
mevduattan borsaya kayış duracaktır. Bu da yatırımcı sayısını son 2 yılda 2 milyondan fazla arttığını dikkate alırsak önümüzdeki 2 yılda bu kadar artma potansiyeli yok diyebilirim. Çünkü gelen yatırımcıların önemli bir kısmı mevduattaki satın alma gücündeki kayıplardan dolayı borsaya geliyorlardı. Çünkü komşusu borsadaydı ve ciddi para kazanıyordu. O da buraya gelmeyi tercih etmişti. Diğer bir borsaya geliş nedenleri de işte halka arzlarla beraber yatırımcı sayısını arttıran bir düzenlemeler vardı. Şimdi onun da katkısıyla halka arzlar nedeniyle de borsaya girişler vardı. Kriptodan kaçışlar vardı. Kriptoda kaçışlardan bir kısmı borsaya gelmişti. Şimdi bu düzenlemelerden sonra yeni yatırımcı sayısının önceki son iki yıldaki kadar sert olmasını beklemesek de en azından enflasyonist ortamda mücadelede ya borsanın kazandırdığı bir dönem yaşanırsa tekrar buraya bir bu konuda en azından enflasyondan kaçanların veya mevduattaki kazanamamanın buraya yönelmesini sağlayabilir diye düşünüyoruz. Ama dediğim gibi asıl ana fikir yapılan düzenlemeler sonrasında ve seçimden sonra da farklı faiz politikalarının devreye girmesiyle mevduat tarafından borsaya gelişin olmayacağı ve yatırımcı sayısının son bir yıl, iki yıldaki kadar sert olmayacağını öngörebiliriz. Yunus Bey, ben yatırım sayısıyla ilgili soracaktım ama siz bayağı bir aslında sorunun yanıtını eklemlendirerek yanıtladınız. Şuna açıkçası dikkat çekmek isterim. Şimdi yıl sonuna dair ve geçmişe dair beklenti ve değerlendirmeleri yapıyoruz. Ama kısa vadede de Yunus Bey, gün sonlarında özellikle şimdi de mesela programa başlarken sabahtan itibaren pozitif bir görünüm vardı. Saat 3'ten sonra, saat 4.30'dan sonra borsada yukarı yönde ya da aşağı yönde bir hareketlilik oluyor. Tabii ki yurt dışında ABD'nin açılışı da bu noktada etkili oluyor ama düşük hacimle beraber son dönemde gördüğümüz bu hareketliliği nasıl değerlendirebiliriz? Vallahi onlar day traderların sorunu diyebilirim. Günlük oynayan oyuncuların sorunu. Yoksa genel yatırımcılar baktığımız zaman, bir adım daha geri baktığımız zaman günlük volatilitenin işlem hacminin de azalmasıyla bir miktar farklılaştığını görüyoruz. Ama aslında hala da 4800-5300 bandında sıkışmış kalmış durumdayız. Henüz bir trendimiz yok. Aşağı gitmesi gidebilirdi. O kadar yoğun bir alım geldi ki aşağı gitmesi engellendi. Yukarı gitmesi engellenebilir mi? O da yabancıların verilerine de baktığımız zaman dün işte az önce gelen veriye göre geçen haftada 60 milyon dolarlık hisse satmış yabancılar. Sürekli yukarı gidişlerde satış fırsatı olarak kullanılıyor. Bizde bir belli bir kesim şu anda nakite geçiyor. O net. Onun arkasından, onun karşılığında hisseleri alanlar da bekleyeceklerdir ama şu an itibariyle önümüzde iki tane ciddi sorunumuz var. Birincisi yurt dışı piyasalarda Fed'in ne yapacağına dair global piyasalarla beraber bizi de etkileyebilecek bir rüzgar oluşur mu? O unsur. İkincisi de İşte 14 Mayıs seçimlerinde ne ortaya çıkacak? Ondan sonra ekonomi yönetimi ve bunun borsaya yansımaları nasıl olacak? Beklentileri oluşacaktır. Şimdi bu iki belirsizlik henüz risk olarak hesaplanabilse de belirsizlik olduğu zaman daha da tedirgin edici oluyor. Açıkçası şu anda yatayda gitmesi daha iyi gibi gözüküyor. Çünkü bir trende girse, aksi bir hareket olsa çok daha ciddi sorunlarla baş etmek zorunda kalırız. Yeni para girişi olmadığı sürece hafif yatayda, testere modunda dediğimiz bir modda Borsa İstanbul'un biraz daha gidişini bekleyebiliriz. Örneğin şu anda 4900 seviyesi BIST endeksinde çok yakında bir destek. Burayı kırarsa aşağısı karanlık nokta. Ne kadar aşağı gideceğini kestirmek zor. 4800 yine tekrardan 4700'ler gözükür mü? Oraları öngörmek zor. Dolayısıyla kısa vadede düşüşlerde hedge yaparak ilerlemek, yükseliş pozisyonuna geçtiği zaman da pozisyonları arttırmak belki yatırımcılar için pozitif bir etki yaratabilir. Yunus Bey, çok kısa soracağım çünkü son 1,5 dakikamız. Petrolle ilgili OPEC kesintisi, fiyat hareketliliğiyle ilgili içeride bu durumdan etkilenecek hisseler var mı? Varsa ne ölçüde etkilenebilirler? Petrokimyanın ana ham maddesi ve fiyatını belirleyen ana unsurlardan birisi. Dolayısıyla başta petrokimya şirketlerimiz olmak üzere petrol işte Tüpraş ithalatçısı ve üreticisi yurt içinde bunlar etkileneceklerdir.
Bazı sektörlerde dolaylı olarak etkili olduğunu da biliyoruz. Özellikle tekstilin farklı kolları olarak dikkat çekilebilecek bazı alanlar. O yüzden önümüzdeki dönemde fiyat artışı devam ederse, hani bu şimdi OPEC'in fiyat 1.600.000 kısıntı haberinden sonra bir zıplama oldu ve hala oralarda fiyat. Ama fiyatın yukarı gitmeye ivmesi devam ederse o zaman pozisyonlarda bir düzeltme yapılabilir diye düşünüyorum, ama şu anda bu sıçrama belki önceki düşüşlerin bir tepkisi olabileceğini ve yıllık ortalamasının buralarda olacağını öngördüğümüz için makul karşılanabilir diye düşünüyorum. Sermaye Piyasaları Danışmanı Sayın Yunus Kaya bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Programa başlarken borsada pozitif bir seyir vardı. Görece nispi olarak baktığımızda dünkü kapanışa göre. Şu an itibariyle ulaştırma endeksi %0,78 yukarıda. Diğer tüm endeksleri şu an ben ekside görüyorum. BIST yüzde de %0,05'lik yatay aşağı yönde bir görünüm var. Ve dolar endeksi de, spot dolar endeksi de tekrar 102 seviyesine yaklaşıyor diyelim. Ve akıllı paraya bugün de nokta koyalım. Birazdan finans merkezi sizlerle olacak. Tekrar görüşmek ümidiyle hoşça kalın.